30 sene evvel Fatih'i düşünün. Aynı apartmanda amir vardı. Memur da vardı. İş adamı da vardı. İşçi de vardı. Fatih Dülgerzade Camii'nin 80'li yıllarını bilirim. Bugün hatırı sayılır iş adamlarının babaları orada oturur Dülgerzade Camii'nin cemaati olurlardı. Şu camiye girdiğiniz zaman ileri seviye iş adamı da buradaydı. İleri seviye siyasetçi, politikacı da buradaydı. Toplumun Allah katında değil de insanlar katındaki en düşük zemininde çalışan insanlar da aynı camideydi. Sonra ne oldu? Siteci zihniyet başladı. Zenginler hemen sırf zenginlerin yaşadığı siteler kurdular. Siyasetçiler kendilerine mahsus site, idareciler kendilerine mahsus site, yok doktorlar sitesi, avukatlar sitesi, hakimler sitesi bilmem ne. Toplum yağ gibi, su ile yağ gibi birbirinden ayrıldı, ayrıştı. Bu bir kafir hayatıdır. Ebu Cehil böyle yaşardı. Efendimiz'e de bunu teklif ettiler. Ve bizzat Rabbimiz tarafından reddedildi bu proje. Yan yana, gönül gönüle yaşamak zorundasınız. Zengin, fakir, amir, memur iç içe olacak ki birbirlerinin kalplerini hissetsinler. Dertlerini hissetsinler. Sevsinler, saysınlar. Bu ayrışma kapitalist sistemin gereğidir. İslam sisteminin gereği değildir. Bir toplumdaki büyük değişim tabanda mimariden başlar. Bir toplumun yaşadığı fizik mekana bakın, o toplumun yarını hakkında bir şeyler söylersiniz. Mimari yapımız hızlı bir şekilde kafirleşiyor. Müslümanlar birbirlerinden hızlı bir şekilde kopuyorlar. Cemaat ve ümmet olmak yerini fertlere, gruplara bırakıyor. Paraya göre tasnif olmuş gruplar, makama göre tasnif olmuş gruplar, peki imana göre tasnif olmuş grup nerede? Camiye geldik mi? Cami iman ve takvaya göre tasnif olur. En alimimiz, en takvamız ön saftakılar. Cebindeki paraya bakmayız biz. Kalbindeki imana bakarız. Cahillerimiz ondan sonra safa girer. Ama iç içe ibadet ederler.